Hani fotosentez dedik ya arkadaşlar, şimdi o fotosentez konusunu işlemeye başlıyoruz. Buyurun. Evet, başlayalım. Şimdi fotosentez dediğimiz an, foto aslında tek başına bir ne anlam ifade eder? Foto, ışık. Işık. Işın. Yani ışın, foton demek, ışın demetleri demek. Sentez de üretmek demek. Yani ne demek? Fırın ne sentezler? Isı sentezler. Hayda, ekmek sentezler. Bunu ne zaman sorsam bu sentezler diyor. Ekmek sentezler, yani üretir. Yani bu fotosentez Türkçe olarak şudur: Işıkla üretmek. Tamam. Işıkla ne üretirseniz bunun adı ne olacak? Fotosentez olacak. Ama tabii ki ışıkla ne üretirseniz derken şöyle, fotosentez şudur: Işık enerjisini alır, dışarıdan karbondioksiti emer, topraktan suyu çeker ve ne oluşturur? Besin oluşturur. Ve oksijen. Bu besin oluşturduktan sonra da dışarıya ne verir güzelce? Oksijen verir. Yani ne diyorlar? İşte bitki, işte bir şeye gittiğiniz zaman, hasta ziyaretine gittiğiniz zaman ne götürürsünüz? Çiçek. Çiçek götürürsünüz. Niye? Hadi ortamın havasını temizlesin mantığında götürülür aslında. Oradaki yeşil yapraklar fotosentez yapıyor. Yani kendine besin üretirken dışarıya ne veriyor? Oksijen veriyor. Tabii ki ışık olduğu sürece. Şimdi üstüne basa basa her sefer ne diyorum? Işık diyorum. Güneş ışığı demiyorum. Dikkat edin lütfen. Fotosentezin olması için yapay ışık, yani ampul, floresan ışığı, mum ışığı, hepsi bunlar yeterlidir. Tabii ki güneş ışığında da olur. Ama ben aynı soruyu şöyle sorsam sana, desem ki hocam, hangisi daha kaliteli oksijen verir? Hayır. Bitkiler gündüzleri fotosentez yapar. Doğru mu? Yanlış mı? Doğru. Doğru. Bitkiler gündüzleri fotosentez yapar mı? Evet. Bitkiler sadece güneş ışığında fotosentez yapar. Doğru mu? Yanlış. Yanlış. Çünkü ampuldeki ışıkta da yapar. Buradaki gündüzle kastımız dışarıdaki bitki. Ben bunu deyince çocuklar diyor ki bizim evimizde ampul yanıyor, gece kapanıyor falan filan diyorlar. Burada kastettiğimiz şey, bitkiler gündüz fotosentez yapar derken dışarıdaki işte ormandaki bitkileri falan da kastediyoruz. Sadece sizin evinizdeki o ağaçtaki bitkiyi değil yani. Bunu söyleyip durmayın. Şimdi karbondioksit dediğimiz şeyi biz neyle gösteriyoruz? CO2 ile. Su dediğimiz şeyi H2O ile. Besin dediğimiz şey basit şekerdir bu. Yani C6H12O6. Ve oksijen dediğimiz şey de O2. E peki bu başlarındaki şu altılar ne? Diyecek birisi de. O altılar ne hocam? Geç anladım, pardon. Şimdi buradaki altılar aslında geçen sene tepkime denklemlerinin denkleştirilmesi vardı. Ama artık bu yok. Buradakiler sayesinde, şu başa yazılanlar sayesinde tepkimeler denkleştiriliyor. Yani şunun aslında hepsine tek tek çarpıyorsunuz. Şu 6'yı görmesem kaç tane karbon var normalde? Bir tane. Bir tane. Ama 6'yı başına koyduğum anda kaç tane karbon olacak? 6 tane. Bu mantıkta gidip diğerlerine sayarsanız hepsinin birbirine eşit olduğunu görürsünüz. Yani eşitlemek için yazılmış şeyler onlar. Peki fotosentezi kim yapıyordu? Bir önceki yeşil derste bitkiler, de anlatmıştık. Öglena, mavi yeşil algler, bir de bazı mantarlar, siyanobakteriler. Siyanobakteriler. Siyanobakteri dediğimiz içinde klorofil taşıyan bakterilerdir. Bakteri niye klorofil taşıyor? Emredersiniz. Bakteri neden klorofil taşıyor? Kendi besinini üretmek için. Böyle bir anda şey yapacağım. Fotosentezi etkileyen bazı faktörler vardır. Onlara bakalım. Şimdi fotosentezi etkileyen, daha doğrusu fotosentez hızını etkileyen faktörler var. Şimdi fotosentez için ne gerekiyor? Karbondioksit gerekiyordu. Su gerekiyordu. Öğreneceğim bunu yazmayı. Ve su gerekiyordu değil mi? Aha. Şu artı. Allah seni bildiği gibi yapsın. Karbondioksit ve su üretiyordu. Şimdi birleştiriyordu, özür dilerim. Fotosentez hızına tabii ki nelerin etki etmesini beklerim? Karbondioksit ve suyun etki etmesini beklerim. Doğru. Şimdi çocuklar bunu kafanızda şöyle düşünün. Hocam bir fırın var. Fırında belirli bir sayıda, maksimum sayıda bir ekmek üretebilirsin değil mi? Bunun daha fazla üzerine çıkamazsın. Bu kenarda dursun. Bizim için şu an fırın dediğimiz şey klorofil miktarı olarak düşünün çocuklar fotosentezde. Bu ekmeği yapmak için neye ihtiyacın var? Un ve su. Yeterli miktarda unun ve suyun varsa, belirli bir sayıya ulaştıktan sonra gece gündüz bile çalışsan daha fazla bir ekmek yapabilir misin? Belirli bir sayının üzerine çıkabilir misin? Yok. Çıkamazsın çünkü fırının bir kapasitesi var. Bu da aynı hikaye. Karbondioksit miktarında da tabii burada un ve su yok. Ne var artık? Karbondioksit ve su var. Elinizdeki karbondioksit miktarı artmaya devam etse bile, elinizdeki karbondioksit miktarı veya su miktarı artmaya devam etse bile fotosentez hızının belli bir süreden sonra artık ne yapacak? Artamayacak. Çünkü fırın artık maksimum kapasitede ekmeğini yapıyorsun zaten. Hı-hı. Hani daha fazla unun veya suyun olmasının bir önemi yok. Yani bizim sorularımızda daha fazla karbondioksit ve suyun olmasının bir espresi yok. Çünkü maksimum sayıya ulaşmışsındır. Ama fotosentez hızının da aynı şekilde artmasını istiyorsanız ne yapmamız lazım?
klorofil miktarını yani fırın sayımızı arttırmamız lazım. Evet. Yani mantık yeşil bitkileri arttırırsak mesela. Aynen. Yani yeşil bitkinin içindeki klorofil miktarını arttırırsak. Bundan sonrası için tabii ki karbondioksit ve su miktarı için o zaman hep nasıl grafikler bekleyeceğiz? Aynı grafiği bekleyeceğiz. Belli bir şeye kadar artacak, sonra sabit kalacak. Niye? Klorofil miktarımız çünkü sabit. Aynı şekilde ışık şiddeti de, ışık şiddeti belli seviyeye ulaştı. Fotosentez fırınınız belli kapasiteye ulaştı, daha fazla üretemiyoruz, sabit kalıyor. Şimdi burada asıl önemli olan biliyorsunuz ki beyaz ışığın içinde hangi renkler vardı? Bütün renkler. Bütün renkler vardı. Şimdi bunu anlattığımız zaman çocuklar diyor ki mor yok, kutsayamam diye söyleyip duruyorsunuz. Mor tabii ki daha yüksek bir, daha düşük bir dalga boyunda daha yüksek enerjili bir ışık olduğu için çok fazla söylenmiyor. Kutsayamam diye gidiyor dikkat ederseniz. Aslında var kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor aslında baktığınız zaman. Ama mor fotosentez hızının en yüksek olduğu ışık rengi. Neden? Çünkü klorofillerle acayip etkileşime giriyor. Çünkü enerjisi çok yüksek. Dalga boyu ve ışık ters, ışığın enerjisi ters orantılı. O zaman mor en yüksek. Ama şurada şöyle bir şey oluyor. Dalga boyu ve şimdi bu aslında çok hoş bir cümle olmadı. Dalga boyu ve ışığın enerjisi aynı ters orantılı ifadesi. Çünkü burada çok güzel olmuyor. Çünkü en yüksek fotosentez hızı morda. Hemen arkasında kim var biliyor musunuz? Kırmızı. Çünkü enerjisi çok yüksek. Mor ve kırmızıda fotosentez hızı çok yüksek. Ha, birisi derse ki size günün birinde en hızlı fotosentez kimde? Morda. Morda. Ama kimse size gidip de kırmızıda mı daha çok yoksa morda mı daha çok diye sormaz. Bu da işin başka bir kısmı aslında. Hı-hı. Arkasından kim gelecek? Mavi. Mavi ve turuncu gelecek. Hemen arkasından hani sırala derse mor, kırmızı, mavi, turuncu diye sıralamanız lazım ama bu kolaylıkla sıralama yapılacak bir şey değil aslında. Bizde burada en uçlar önemli. Hı. En yüksek fotosentez hızı kimde? Morda. En düşük kimde? Yeşilde. Yeşilde. Ama şu da var, artı koyayım. Sarı da fotosentez hızı için çok yüksek bir, aslında şey değil, çok düşük bir miktarda sarıda fotosentez var. Ama yeşilde yok denecek kadar az. Neden? Çünkü zaten bitkinin kendisi de yeşil. Ondan alacağı bir enerji yok. Kendi enerjisine eşit zaten. Şöyle, hocamın söylediğini açıklayayım. Şimdi biz doğru mu tuttum? Doğru doğru. Mesela bir şeyi nasıl renkli görüyoruz? Beyaz ışık geliyor, çarpıyor üzerine. İşte mesela şundan bak, hocalara geldiğiniz sarısından bak yapalım. Mesela buna beyaz ışık geliyor. Çık 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 geldi, dümdüz geldi. Çak! Çarptı. Sarıya çarptığı anda ne oldu? Sarı yansıdı. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mordaki hepsini emdi. Sadece kimi geri yansıttı? Sarıyı. Buraya ben sarı ışık yansıtırsam, yansıttığım ışığın hemen hemen hepsini geri yansıtmayacak mı bana? Sarı olduğu için. Sarı olduğu için sarının hemen hemen hepsini geri yansıtacak bana. Aynı şekilde bitki de yeşil olduğu için yeşil ışık tuttuğunuzda yeşil ışığın hemen hemen hepsini geri yansıtıyor. Ha. O yüzden bitkiye bir ışığın enerjisi geçemiyor. Ememiyor, soğuramıyor. Emiyemiyor enerjiyi. Absorbleyemiyor. O yüzden de fotosentez hızı düşüyor. Güzel. Ne güzel anlattım ya. Süperdi vallahi. Sıcaklık miktarı, fotosentez artıyor, artıyor, artıyor ve bitki haşlanmaya başlıyor. Aynen, bravo. Tamamen mantık bu. Şurada ne oluyor artık bitki? Bitti. Ölüyor öldü. Yani. Çok sıcak olunca artık. Yani belli bir seviyeye kadar fotosentez hızı artıyor, çalışma hızı artıyor. Sonra sıcaklık arttıkça yavaşlıyor. Aynı bizim gibi. Ve en sonunda da pişiyor. Bunu özellikle koydum fotosentez ürünlerine. Diyor ki, mesela geçen bir öğrencim sordu. Şıklardan biri diyor ki işte, mobilyalar fotosentez ürünlerinden biri değildir falan diyor. Hangisi, aşağıdakilerden hangisi? İşte fotosentez ürünlerinden biri değildir diyor. Bu arkadaşımız da gitmiş mobilya işaretlemiş. Ama mobilya ağaçtan yapılır ve ağaçlar fotosentez ürünüdür. Bravo. Çocuk bu mantık bakmıyor, diyor ki mobilyalar diyor fotosentez mi yapıyor hocam diyor. Maşallah çocuğun da sesi çok gürü çıkıyormuş. Diyor. Ama şimdi buradaki mantık şu. Aynı hocamın dediği gibi bunun ağacın ağaç olabilmesi için büyümesi lazım. Büyümesi için neye ihtiyacı var? Fotosentez yapmaya ihtiyacı var. Ve bir fotosentez ürünü oluyor sonuçta o ağaç. Niye petrol ürünleri var? O ağaç ağaç olacak. Ağaç olurken fotosentez yapacak. Kütedenek ölecek. Her şey fotosentez ürünü. Biz de bitki yiyoruz. Tabii ki. Fotosentez ürünü dediğim zaten baksanıza. İlaç, plastik, kağıt. Plastiği niye plastiği alıyor? Çünkü bir ne ürünü? Petrol ürünü. Çok enteresanmış. Evet. Şimdi solunum dediğimiz zaman dışarıdan birisini çevirsek solunum nedir desek böyle yapar. Şimdi, öyle göstererek anlatmayı çok seviyoruz çünkü. Şimdi evet. Şimdi solunumun aslında mantığı şu.
oksijenle veya oksijensiz besinleri parçalayıp enerji üretmemizi sağlayan düzenek diye isim geldi de düzenek değil de olayın sistem adı aslında. Hı-hı. Şimdi enerji elde etmemiz gerekiyor. Biz ne yapıyoruz? Yemek yiyoruz bilmem ne. Yemeği yuttuk. Yemeği yuttuktan sonra sindirdik. Sindirdikten sonra artık hücrenin içinden geçebilir. Hücrenin içine giriyor. Şekerden bahsedelim. Şekeri işte aldık mitokondrinin içine. Oksijenle bunu yaktık. Hı-hı. Yaktıktan sonra ne yaptı? Bir enerji açığa çıktı. Ama gidip de biz mesela 1000 kalorilik yemek yedik ama oturuyoruz hiçbir yere kalkmadık. Ne yapacak vücudumuz bu geri kalan enerjiyi? Depo edecek. Nasıl depo edecek? ATP içerisinde depo edecek. Adenozin trifosfat. Yani şu, adenozin dediğimiz şey aslında bizim bildiğimiz adenin. Adenozin de bilmediğim için. Adenin hatırlasana şeylerde daha ilk dönemin ilk konusu adenin, timin, guanin, sitozin. Oradaki adenin nükleotidi 5 karbonlu şeker. Bu ikisi adenozin yapıyor. Yanına da bunların 3 tane fosfat geliyor. Yanında bir de salata. Aynen. Bu 3 fosfatın şöyle 3 tane fosfat geliyor. Bu 3 fosfat da şurada hani dedik ya dedim. Burası bizim için önemliydi işte. Burada adenozinler var. Hı hı. Bizim ya, için önemli olan zaman. İğrenç çizim. Keşke çizmeseydin hocam ya. Keşke ölsen gibi oldu. Şimdi bizim için önemli olan kısmı şu. Trifosfattaki şuradaki fosfat bağlarının arasında enerji depolandığını bilmemiz bizim için yeterli. Hmm. Ne yaptık? Çok yemek yedik. Çok enerji aldık. Enerjiyi vücut nerede depoluyor? ATP'lerde. Ama ATP'nin neresinde? Fosfatlar arasındaki bağlarda depo ediyor. Hmm. Şimdi bunu yaparken, şu ATP'yi yaparken oksijen kullanırsa oksijenle, kullanmazsa oksijensiz solunum. Yani diğer adı fermantasyon olacak. Şimdi detaylı bir şekilde bakalım. Oksijenli solunum şu. Bunu sınıfta yapıyorum çocuklar böyle uyuduğu zaman falan. Şimdi besinin... Çay içiyorum ben uyumuyorum. Oksijenle kullanılması... Yani şimdi besini aldınız. Oksijenle yaktınız. Yaktınız. Niye yaktınız diyorum. Bu bir ne tepkimesi? Yanma tepkimesi. Çünkü oksijen var. Çünkü tepkimeye tek başına O2 giriyor. O2 giriyorsa yanma tepkimesidir. Nasıl bir yanma? Oksijen yavaş yanma. Bir önceki konuları hatırlayın lütfen. Tepkimeleri hatırlayın. Yavaş yanmadır. Besinlerin oksijenle yakılması. Yavaş yanma. Niye yavaş yanma? Çünkü ağzımızdan alev çıkmıyor. Yani. O yüzden yavaş yanma. Peki kaç ATP üretilecek? Önemli bizim için 38 tane ATP üretilecek. Bir taneyi aldınız, bir şekeri yaktınız, şak 38 tane ATP üretildi. Bir şekerden, bir molekülden mi 38 Aynen. ATP? Ya bunun neden böyle bir enteresan bir şey oldu bu? Artı 30, tahtaya yazıyormuş gibi yazacağım. Artı, böyle yazınca oluyormuş. 38 tane ATP çıkıyor. Geç de olsa öğrendim. Bence fazla kötü davranıyorsun tahtaya. Ben çok iyi davranıyorum. Sayfa değiştirelim. İnşallah değiştirir de. Yani şöyle kibar kibar yazsan bak hiç sorun çıkartmıyor. Evet. Neyse. Sen bana söyle ben yazayım. Da. Sana kıl kaptım. Aynen ya. Evet. Nerede gerçekleşiyor bu olay? Mitokondride gerçekleşiyor. Dikkat. Oksijenli solunum nerede gerçekleşiyormuş? Mitokondride. Eski bilgilerinizi hatırlarsanız, altın sınıf falan filan bilgilerini hatırlarsanız. Mitokondri zarlı bir organel olduğu için gelişmemiş canlılar da yok. Hı hı. O zaman gelişmemiş canlılar oksijenli solunum yapabilir mi? Hayır. Hayır, yapamaz. Çünkü nerede gerçekleşiyor bu? Mitokondride gerçekleşiyor. Zaten gelişmemiş canlı ne yapacak 38 tane ATP'yi? Nereye depolayacak? Aynen. Gelelim oksijensiz... Şişman bakteriler. Aynen. Gelelim oksijensiz solunuma. Şimdi oksijenli solunumu gelişmiş canlılar yapıyor dedik. Hı hı. Mitokondride yapıyor dedik. 38 ATP çıkıyor dedik. Oksijensiz solunum ise... Hı hı. Gelişmiş canlılar da yapabiliyor, gelişmemiş canlılar da yapabiliyor. Mesela kimler yapabiliyor? Hızlıca geçelim. Evet, hızlıca geçelim. Kimler bunlar? Maya hücreleri, bazı bakteriler ve bitki ve hayvan hücreleri de yapabiliyor gerektiği zaman. Hı-hı. Kaç ATP üretiyor? Sadece ve sadece 2 ATP. Solunum yaptığına değmez, soğuduğuna değmez. Ama şu bizim için önemli. İnsanlar ne yapar? Oksijenli de yapar, oksijensiz de yapar. Kas hücreleri. Hı-hı. Oksijensizi ne zaman yapar? Diyelim ki hocamla Alsay'a gittik. Hocam gaza geldi koşuyor. Oh, aldır aldır şokur şukur ter fışkırıyor. Posat Necmi. Aynen ama normalde bu kadar alışık değil vücudu. Sonra ne yapıyor kasları? Bacakları diyor ki hadi şunu biraz daha idare edelim diyorlar. Oksijen yetmiyor artık enerji üretecek ya kasları sürekli. Yetmiyor. Ne yapıyor? Oksijensiz yapmaya başlıyor. Oksijensizi de yapıyor ama oksijensizi yaparken bir sorun var. Ortama ne bırakıyor biliyor musunuz? Laktik asit bırakıyor. Laktik asitin Türkçesi... Yorgunluk asidi. Bir süre sonra ne yapmaya başlıyor? Bacakları ağrımaya başlıyor. Evet. Bacak ertesi gün bir kalkıyor, yattığı yerden kalkamıyor. Aha bir şey soracağım. Çünkü sen söyle. Çünkü
kasların arasında ne birikti? Laktik asit birikti. Hani böyle geceleri süt içiyoruz ya. Bravo. Laktik asit alıyoruz ki hani böyle rahat uyuyalım. Yapalım diye. Sütün içerisinde süt, ayran bilmem ne içtiğin zaman niye uykunuz geliyor? Çünkü içerisinde laktoz var. Yani laktik asit var Türkçesi. Laktik asit aldığın zaman da oh vücut diyor ki ulan ne kadar yorulmuşum ben hiç farkında değilim diyor. Küt ederek uyuyor. Peki etil alkol ne alaka? Etil alkol de şu. Mesela şarap marap bilmem ne yapımında ne kadar eskiyse o şarap o kadar kalitelidir, o kadar pahalıdır. Niye? Çünkü bekledikçe içerisindeki o bakteriler, oksijensiz solunum yapan bakteriler ne veriyor sürekli ortama? Etil alkol. Yıllandıkça alkol miktarı artıyor. Alkol miktarı arttıkça da fiyatı artıyor zaten. Oradan aklınızda kalabilir. Ama tabii bu bizi ilgilendirmiyor tabii değil mi çocuklar? Yani bizim için fermantasyon olması önemli. Fermente olmaları falan filan da önemli. Unutmadan son bir şey daha. Tam kapatıyoruz değil mi? Evet. Son bir şey daha. Oksijensiz solunum nerede gerçekleşiyor? Stoplazmada gerçekleşiyor. Bu yüzden gelişmemiş canlılar yapabiliyor.